Dörtte bir karnabahar, dörtte bir tatlı patates, bir kırmızı elmayı iyice temizliyorum. Küçük parçalar halinde doğruyorum. Kabuklarını soyuyorum. Buharda pişirme süzgecine atıyorum. Hepsi yumuşayıncaya kadar bekledikten sonra el blenderından geçiriyorum. Bir çay kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun. Merhaba anneler, hoş geldiniz. Sihirli püre üçlemelerimize devam ediyoruz. Şimdi de 3 malzemem var yine. Ne var derseniz karnabahar var, tatlı patates var, elma var. Elmayı ben doğramamıştım. Biliyorsunuz çok hızlı kararıyor. O yüzden sizinle konuşurken bir yandan hemencik onu da ben ufak ufak doğrayıvereyim şöyle. Tatlı patatesi burada ne kadar var derseniz onun biliyorsunuz o kadar değişiyor ki şeyleri, büyüklükleri parçadan parçaya. Ama gördüğünüz gibi yani bir su bardağını dahi doldurmaz buradaki miktar. Ben onu bir parça çok büyüktü bendeki ucundan belki üçte birini falan uçurdum bıçağımla. Bir güzel soydum ondan sonra da küp küp doğradım. Burada da yine aynı şekilde kabaca aynı miktarda tekabül edecek kadar bir orta boy hatta küçükçe bir karnabahar üçte biri bile olmayabilir yani o kadar az. Şimdi bir taş tahtasının iki porsiyonlu püreleri yapıyoruz. Sebze püresi biliyorsunuz. Buzdolabında pişirdiğiniz dakikadan itibaren bir 48 saat yiyebiliyor. Yani 2 gün boyunca farklı öğünlerinde minnoşa yedirebilirsiniz bu sebze püresini. Zaten elma genelde ilk tanıştığı şeylerden oluyor. Tatlı patates de öyle özel kış bebekleri için tabii. Dolayısıyla mesela karnabaharı daha evvel katmadıysanız başlamak için güzel bir karışım bu. Su kaynatmıştım ben buharda pişirmek için. Evet, üstünü kapattım. Burada en zor pişecek olan tatlı patates. O yüzden tatlı patatesi şöyle bir arada kontrol edelim. Onlar yumuşacık oldu mu bu iş tamam demektir. Sonrası el blenderine kalacak. Bir 5 dakika sonra, bir 10 dakika sonra şöyle gelip gidip bakın. Kestiğiniz büyüklüğe bağlı veya koyduğunuz miktara bağlı olarak değişir. O yüzden devamlı bir gözetmekte fayda var. Bir de aynı dikkat şey için de geçerli tabii. Tencerenin altına koyduğunuz su. Hani tükenmeye yakın bir noktada yakalarsanız eğer tekrar su ikmal yaparsınız. Hoppa! Bir 10 dakika sonra görüşmek üzere. Evet, nasıl sizin malzemeler yumuşadı mı? Benimkiler gayet iyi durumda gibi gözüküyor. Hemencik şuradan alıyorum. Şunu da altını kapatayım. Zaten su da bayağı azalmış. Blender yapacağımız, kullanacağımız kabın içine alıyorum ben şimdi. Her zaman söylüyoruz. Eğer bu noktada kıvam için bir sıvıya ihtiyaç duyarsanız tek tabii ki içme suyu veya sebze suyu. O da çok lezzetli olur. Sebze suyu kullanabilirsiniz. Ben ki bu da bir başka alternatif. Bunu pürenizi yaptıktan sonra şöyle bir çay kaşığı gezdirmek gibi de olur. Şöyle bir şeye koyuyorum. Zeytinyağı. Güzel. Zeytinyağı kullanılabilir. Harika. Çok güzel bir rengi oldu. Tatlı patates sağ olsun. O güzel turuncusunu verdi. Şimdi ben hemencik kabı alıyorum. Siz de bitmiş halini görün. Umarım beğenmişsinizdir. Minnoşlar için güzel bir kış üçlemesi diye düşünüyorum ben. Evet, sizin de başka tarifler varsa atın. Çok seviniriz de biz de deneriz. Veya sorularınız varsa bize veya doktora yöneltmek istediğiniz. Her zaman buradayız. İki anne bir mutfak. Cookie, Seduş, ben, arka taraf, ön taraf. Hepimiz hep beraber sizleri heyecanla bekliyoruz. YouTube'da bizi bulursunuz. Pek tabii ki diğer bütün videolarımızla birlikte. Ama onun dışında Instagram'da, Facebook'ta her daim paylaşımda bulunuyoruz. Evet, umarım keyifli bir gün geçirirsiniz. Şimdiden afiyet bol olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.